7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin vurduğu Adıyaman'dan Kayseri'ye gelen depremzede Bozan Öztürk'ün aracını tamir etmek için verdiği şirketin ortağı olduğu iddia edilen şahıs 12 bin TL'yi aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ekmeğini bölüşen insanlar bir yandan da deprem bölgesine gelmemize rağmen durumumuzu bildikler. İddiaya göre dükkan sahibi Öztürk'ün parayı gönderdiği şahsı tanımadığını, kendisinin bu işletmeyle alakasının olmadığını söyledi. Evet, dersler çıkaracağız ama bu dersleri böyle çıkarmamız lazım. Bu yanlışları tespit ederek ve çözüm arayarak çıkartmamız lazım şeklinde konuştu. Adıyaman Kahta'dan geliyorum. Deprem bölgesinden geliyorum. Deprem bölgesinden buraya geldik. Babam aracı sanayide tamirci arkadaşa götürmüş, aracı bırakmış. Aracın tamiri yapılsın diye. İlk etapta bana 8 bin lira gibi bir masrafın olduğu söylendi. Bana bir IBAN numarası gönderdiler. Ben memleketteydim, 8 bin lira para gönderdim. Daha sonra cumartesi günü ben de geldim Kayseri'ye, ailemin yanına. Pazartesi günü bana aracı teslim edeceklerdi. Pazartesi aracı teslim etmeye getirdikleri zaman 4 bin lira daha ödenmem söylendi. Aynı IBAN numarasına 4 bin lira daha para gönderdim. Daha sonra aracımı kontrol ettiğimde herhangi bir işlem yapılmadığını gördüm. İş yerine gittiğim zaman iş yeri sahibi bana bu işlemleri yapan arkadaşı tanımadığını, bu işlemle herhangi bir ilgisi olmadığını söyleyerek beni dükkandan geri gönderdi. Oda başkanının yanına gittim. Gerekli yerlere şikayetleri yaptık. Yalnız herhangi bir sonuç elde edemedik. Dükkan sahibi arkadaşı tanımadığını söyledi. 14 gündür yanında çalıştığını söyledi. Yanında çalışan elemanları, muhasebecisi, komşuları dahil herkes dükkanın ortağı olduğunu söylüyor. İş yeri sahibi de bunu kesinlikle kabul etmiyor. Zaten sigorta girişi de yokmuş. O yüzden işte yanımda 14 gündür çalışıyor. 14. gün kaçtı gitti diyor. Tanımıyorum, bilmiyorum diyor. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda esnaflardan, diğer tanıdık insanlardan yaptığımız araştırmalarda bunların daha önce 15 seneye yakın bir arkadaşlıkları olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen yine de bunu kabullenmiyorlar. Mağdur olduk. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Bu insanlar o bölgede 7.8 şiddetinde bir depremle sarsıldılar. Şimdi o depremle sarsılıp oradan kaçtıktan sonra asıl depreme daha şiddetlisine 8-8.5 oranında etraf illerde, Türkiye'nin çeşitli illerinde işte kira sorunlarıyla, çeşitli malzemelerin fiyatlarının artırılmasıyla falan yaşıyorlar. Şimdi buradaki vatandaşımız gelmiş aracıyla tekrar dönecek ve aracın bazı hasarları var. Onları yaptırmak için sanayiye gidiyor. Kayseri'de bir esnafa gidiyor yeni sanayide. Ve orada araba ortaklar tarafından vatandaş karşılanıyor. Sonra araba lifte kaldırılıyor. Sorunları tespit ediliyor. Ve şu kadar borcun olur deniyor. Biri de IBAN numarasını veriyor ortaklardan. Ne yapacak şimdi vatandaş, orada ortak mısın, gel bakayım vergi levhanı falan mı ver diye soracak yani. Ve daha sonra pazartesi gel arabanı al dediklerinde vatandaş gidiyor, 4 bin lira daha istiyorlar, 12 bin lira para ödeniyor ama banka hesabı üzerinden. Arabada hiçbir şey yapılmamış. Şimdi Mega 1 dediğimiz şirketin sahibi gözüken adam, ben onu tanımıyorum diyor, yeni. Şimdi etrafındaki komşulara soruyorsun, 15 yıllık bir tanışıklıkları var, herkes onları ortak biliyor, çalışanlar dahi ortak biliyor. Fakat ne diyor onlar? Ya işte ben tanımıyorum onu. Şimdi bu para için yapılıyor. Bakın, burada bir şehrin adının lekelenmesi söz konusu. Bir şehri para için lekelemeye kimsenin hakkı yok. Burada ne esnaf odaları, ne otosanayicileri, tamirciler odası her neyse, ne ticaret odası buna sahip çıkmadı. Bizim odamızın üyesi değil. İşte bu şehirde ticaret yapıyor bu adam. Hiç beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz